Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, kısa bir süre önce Kurban Bayramı'nı da geçirmiş olduk arkadaşlar. Şimdiden Allah'ım herkesin niyetini kestiği kurbanları kabul etsin diliyorum. Kurban Bayramı etsiz geçmediği için ben de bu şekilde et aldım ve kavurma yaptım arkadaşlar. Kavurma o kadar pratik ve kolay oldu ki dana etinden yaptım. Bu tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Daha önceden de kavurma tarifimi sizlerle paylaşmıştım. Derin dondurucuda saklamıştık yapmış olduğum kavurmayı. Bu kez de arkadaşlar konserve yapacağız kavurmamızı. Gerçekten çok pratik oldu. Hemen kavanozlara doldurdum ve sıkı sıkı kapağını kapattıktan sonra buzdolabına kaldırdım. Hemen elimizin altında kavurmamız hazır. İster yemeklerde, isterseniz kavurmalı yumurta, isterseniz menemende birçok yerde arkadaşlar bu kavurmayı kullanabilirsiniz. Çünkü pişmiş et her şeye lezzet verecektir. Kesinlikle arkadaşlar bir de bu konserve deneyin derim. Evet, ben yaklaşık 3,5 kilo dananın sırt kısmından bu şekilde bir parça aldım arkadaşlar. Rinderhof Rippe deniliyor. Bu şekilde rump steak olan bölümlerini, yağsız ve sinirsiz olan bölümlerini steak olarak hazırladım. Bunları böyle bir poşete koydum arkadaşlar. Daha sonrasında kullanmak için, yemek yapmak için ayırdım. Evet, bir parça da bu şekilde kuşbaşı yemeklik hazırladım. Bunu da dondurucuya kaldırdım. Bu şekilde poşetleyince ve ince şekilde yayınca arkadaşlar hem derin dondurucuda yer kaplamıyor hem de çıkartınca çok çabuk çözülüyor arkadaşlar. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ben yemeklik olarak steak, kuşbaşı doğradığım etleri ve kıymalarımı poşetledim ve bu şekilde de şekiller verip derin dondurucuya kaldırdım. Evet, şimdi kavurmamıza geçiyoruz arkadaşlar. Kavurmamızı yaparken düdüklü tenceremi ocağa koydum ve ısıttım. Isınmış olan tencereyi doğramış olduğum kuşbaşı etlerini attım. Yağlarını asla ayırmıyoruz arkadaşlar etlerimizi. Gördüğünüz gibi eğer sinir kısımları varsa onları ayırabilirsiniz ama yağlarını asla ayırmıyoruz. Çünkü sonrasında yağ kullanmayacağız. Kendi yağında kavuracağız. Hiçbir şekilde su ve yağ kullanmıyoruz arkadaşlar. Sadece etimizin kendi yağında ve suyunda bu konserveyi elde edeceğiz. Çok pratik. Hiçbir malzemeye başka gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce ısınmış olan tenceremizi etleri aldıktan sonra kısa bir süre sonra rengi dönüyor ve suyunu bırakıyor. Kendi suyunu bırakıyor. Kısa bir süre bu şekilde pişirdikten sonra artık düdüklü tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağım en yüksek dereceden 5,5 dereceye ayarlıyorum ve dakikada kuruyorum arkadaşlar. Yaklaşık 70 dakika ama ben 70 dakika dolmadan kontrol ettim. Bir 60 dakika sonra açtım. Çok güzel etlerim pişmişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yaklaşık 2 kilo kadar kuşbaşı eti kullandım. 2 kilodan 2 tane kavanoz kavurma elde ettim. Ve suyunu tamamıyla çekti. Kendi bıraktığı yağdan da kavruldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi sadece tuz atacağız. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Ekstra tereyağı, sıvı yağ hiç gerek yok. Bazıları sütün içerisine atıp o şekilde bekletme yapıyor. Et yumuşak olsun diye. Asla gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğrayın. Yüksek ateşte önce sütü soteleyin. Daha sonrasında en düşük dereceye koyup 1 saat yakın pişirin ve sonuç gördüğünüz gibi. Hemen sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum ve kapağını sıkıca kapatıyorum. Bu şekilde konservelerimi vakumlamış oluyorum arkadaşlar.
Evet, hemen sıcak sıcak etlerimizi kavanozumuza dolduruyoruz ve kapağını sıkı sıkı kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde başka hiçbir işlem yapmadan soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz ya da serin erzak dolabınız varsa orada da saklayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kavanozumuz vakumlanıyor. Asla bozulma olmayacaktır. Aynen kışlık konserve hazırlıkları gibi. Evet, ama garanti olması için ben yine de buzdolabında sakladım arkadaşlar. Dilerseniz bunları derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Poşetleyip o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bayram baklavasız olmazdı. Çok kolay ve çok nefis bir Antep baklavası yaptım. Bu tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Daha önceden de Antep baklavası el açması 40 katlı yapmıştım arkadaşlar. Ama bu tarif çok pratikti. Gerçekten çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şimdi donmuş olan kavanoz konservemi, kavurma konservemi nasıl kullanacağım? Bu şekilde sizlere göstereyim dedim. Bir küçük tencerenin içerisine kavanozumu oturtuyorum ve ılık suyu döküyorum ve ocağımı koyup erimesini sağlıyorum. Daha sonrasında tenceremi boşaltıyorum. Ben pilav yapmıştım. Pilavın üzerine bu şekilde kavurmamı döküp kullandım. Bizler afiyetliydik. Çok nefis ve lezzetli olmuştu. Yumuşacıktı. Bizler çok beğendik arkadaşlar. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı, zil sesini açıp bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.